Bu heykelin burada bulunması bence biraz garip. Aynı yerde 1970'lerde benim için çok önemli bir görsel olan Tutankamon'un maskesini gördüğümü hatırlıyorum. Ve şu anda bana ilham vermiş, belki de hayatımı değiştirmiş olan bu yere geri dönmüş olmak çok güzel. Sanırım eski zamanlardan kalan eserler de dahil olmak üzere altından yapılmış en büyük heykel bu. Ağırlığı 50 kilo. Kulağa çok fazla gelmiyor olabilir ama dökme bir heykel için bu oldukça büyük bir ağırlık. Eski Mısır'daki altın heykellerin dövme tabakalardan yapıldığını düşünürsek bu son derece farklı bir yöntem. Bu gördüğünüz süper model Kate Moss'un heykeli değil. Yani bir insanı konu almıyor. Kate Moss'un vücudu üzerinden kültürel bir halüsinasyon. Aynen bir Sphinx gibi düşünebilirsiniz. Ona düğüme benzeyen bu pozu verdirdim. Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama görüntünün yarattığı etkiden memnunum. Sanatın tarihine baktığımızda Yunanlılar çıplak erkek figürleriyle ünlüdür. Bu heykellerin yapıldığı zamanlarda yaklaşık olarak 4. yüzyılda ise çıplak kadın figürü üzerine çalışmaya başlamışlardı. Heykeller için modellik yapan bazı ünlü modeller vardı ama heykeller bu modellerin ortaya koyduğu ideal kadın figürüyle yapılıyor ve sonuç olarak onlara ait heykeller olmuyorlardı. Venüs'ü çıplak göstermek bir yana, çarpık bir pozda görüntülemek bile onu rencide edebilir ve tanrıları kızdırırsanız başınız dertte demektir. Modern bir sanat eserini buraya antik eserlerin sergilendiği bir müzeye getirmek de aslında bizim için ilginç. En ilginç nokta şu, insanlar modern heykelleri yakından inceliyor ve onlara ait değişik detayları yakalıyorlar. Kate Moss'un bu modern heykelini buradaki galeriye getirerek insanların bu heykele gösterecekleri ilgiyi ve yakınlığı diğer antik heykellere de göstermesini umuyoruz. Bizim de aynı Yunanlar, Romalılar ve Suriyeliler gibi tanrı ve tanrıçalarımız var. Ama çoğu zaman onların ruhumuzdaki yerlerinden haberdar değiliz. Kendi inanışlarımıza ait içeriğimiz ve bunlara itirazlarımız var ama buraya gelip Venüs'ü ve etrafındaki diğer inanılmaz heykelleri gördüğünüzde insanların ve zamanın değiştiğini ama bazı şeylerin aslında hep aynı olduklarını anlayabiliyorsunuz.